Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir tarif hazırlayacağız. Tarifimde bir tane patlıcan kullanıyorum. Dilerseniz sayıyı artırarak daha fazla yapabilirsiniz. Patlıcanlarımı dilim dilim olacak şekilde doğruyorum. Fazla kalın olmasın. Bakın bu kalınlık yeterli olacaktır. Şöyle göstermek istiyorum kalınlığını. Doğramış olduğumuz patlıcanlarımıza şöyle çizikler atıyorum. Patlıcanları bu şekilde doğradım. Şimdi tuzunu ilave ediyoruz. Şöyle elime tuzu alacağım ve üzerine serpiştireceğim. İki tane yumurtayı geniş bir kap içerisine alıyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Yarım çay bardağı süt ilavesi yapıyorum. Üç yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum. Baharatlarım kırmızı toz biber, tuz, pul biber, karabiber ilave yapıyorum. Şöyle 2 diş sarımsağım var. Onları da rendeliyorum. Güzelce karıştıralım. Elli gram kadar kaşar peynirini rendeledim. Rendemizin ince tarafıyla unu da ilave ediyorum. Şöyle çok azıcık bir maydanoz var. Onu da ilave ediyorum. Yeniden güzelce karıştırıyorum. Patlıcanlarımızın şöyle bakın suyunu güzelce alıyoruz. Patlıcanımdan bir tane alıyorum. Sosumun içerisine güzelce batırıyorum. Şöyle buluyorum her tarafını güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar, tavamıza yağımızı alıp ısıtıyoruz. Şu anda elektrikler kesik. O yüzden bu şekilde çekim yapmak zorunda kaldım ve sıcak tavama patlıcanlarımı alıyorum. Bu şekilde tamamını sosuma bulayarak tavamın içerisine alıyorum. Orta ateşte, fazla parlak ateşte olmasın. Çabuk kızarmasınlar. Bu şekilde kızartıyorum patlıcanlarımı. Kontrol ediyorum ve kızaranları çeviriyorum. Bakın çok da güzel oldular. Bu şekilde patlıcanlarımın tamamını kızartıyorum. Patlıcan kızartmam servise hazır.
Görmüş olduğunuz gibi gerçekten nefis oldular arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten nefis oldu. İster kahvaltıya yapın, isterseniz de diğer öğünlere. Tavsiye ettiğim bir tarif. Hoşça kalın, takipte kalın.